dostları. Biz uyandık, kahvaltı ettik bugün. Son günümüz, yarın dönüyoruz sabah. Pardon, 3.30'da ama sabah gideceğiz tekstilleri almak için. Şimdi Berlin Duvarı'na gidiyoruz. Öpüşen adamları görmeye. Bundan sonra markete gideceğiz. Çikolata falan almaya. Sonra da müzeye gideceğiz, kapıya gideceğiz falan filan. Sonra salla Kerim. Hazır mısın? Hazırım kaptan. Sizi duyamadım. Sevimsiz bir sabah oluyor. Bok gibi uyandım. Ne yapacaksın? Güzel fotoğraflar, güzel fotoğraflar, postu yapacağım. Ne yapacaksın? Güzel fotoğraflar? Postu. Ha, tamam, güzel fotoğraflar, postu yap o zaman. Ben şu dostum. Bak köprü çok güzel çıkıyor, onu bir çeksene. Bir şey diyeceğim, Zalando'nun önündeyiz. Sonunda bu da fotoğraf sırası. Bakayım, salamın sucuğun paketi 1.70. Görüyor musunuz zaten? Abi İtalya'da bu peynirlerin kilosu böyle 1 euro falan filan da, hatırlıyor çok musun? Pahalı ya. Çok pahalı ya. Almanya gerçekten pahalı. Bak
arkadaşlar görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Kapsül var bak, 2-3 euro. Kaç tane var içinde arkadaşlar kapsül? Karamel. Nespresso yazıyor. Nespresso makinesi için yazıyor. 10 tane var içinde. 10 tanesi? 60 lira. Türkiye'de 120 lira. Çok ya. Aynı. Türkiye'de aynı. Aynı değil. Aynı. Türkiye'de daha pahalı. Kahve kreması. Arkadaşlar bana bavulda yer yok diye küçücük parmesini aldırmayan Hamza'nın eşkaline bakar mısınız? Şimdi bavulları falan hazırladık. Oo. Bavulları hazırladık. Biraz dinlendik. Çay falan içtik evde. Ondan sonra hazırlandık, şimdi dışarı çıktık, hafızelerle bir şeyler içeceğiz. Önce döner yiyeceğiz, sonra hafızelerle bir şey içeceğiz, bir şeyler içeceğiz. Oradan da herkes işte dağılıp yeni yıl kutlamalarına dağılacak. Şimdiden burada var ya 3 gündür havai fişek hazırlıkları başlıyor. Geldiğimiz günden beri havai fişek hazırlıkları var. Yani nasıl bir havai fişek önemi bu. Sonra kutlamalarda görüşürüz. Biz normalde meydandaki kutlamaya gidecektik her sene. Avrupa'nın en büyük meydan kutlaması burada oluyormuş. Milyonlarca kişi falan filan, ünlü insanlar işte geliyormuş falan. Sonra ama geçen sene o iptal olmamış. Küçülmüşler bazı gerekçelerden dolayı. İnsan sınırlaması gelmiş, yer değişmiş. Kaç senelik şeyin yeri değişmiş. Normalde bu meşhur kapıda oluyormuş. Odan ücretsiz ama kayıt olmak zorundasın. Kayıtlarında dolmuştu, tekrar açılıyordu. Ben de tekrar denedim onu. Denedim. Bayağı bekledim ama olmadı. Scorpions ve Alphaville geliyor. Ama olmadı. O zaman biz de başka bir mekana gideceğiz ama her yerde havai fişek gösteri oluyormuş falan filan, kutlamalar oluyormuş. Bakalım. Hayırlısı. Nasıl olacak? Şimdi Hamza dün bir döner yedi burada. Döner hastası oldu. Ya bir şey diyeyim, gerçekten Türkiye'de bizim yediklerimiz döner değilmiş. Bayağı iyi döner. Öyle böyle iyi değil yani. Şimdi döner yiyeceğiz. Sonra şey yiyeceğiz. Yeni unuttum. Bilmem ne plat. Oraya gideceğiz. Döner yerken çekerim. Anlatırım. Orada görüşürüz. Burada dönere geldik. Burada döner yiyeceğiz. Az önce bir küçük bir alışverişimiz oldu. Arkadaşlar. Sigara sağlığa zararlıdır. Evet var. Daha çok var. Şöyle. Umarım günlükte sıkıntı yaşamayız. Bunlar nikotin değil mi? Aşkım niye cevap veriyormuş bu hiç? Evet aşkım. Evet hayatım öyle. Aşkım hiç kameralarda gözükmüyorsun, hiç konuşmuyorsun ya. Yani çok şey değilim ya bu konuda, senin kadar biraz sorun değil. Niye? Bilmiyorum, sevmiyorum. Sen daha iyisin. İşi ehline bırakmak lazım. Dönerim. Muazzam bir şey ya. Abi Türkiye'de neden yok bu? Evet, Türkiye'deki dönerler... Bunun yanında yani döner diyemem onlara. Bayağı lezzetli. Nasıl? Ya ben buraya gelip kaymak istiyordum ya. Evet arkadaşlar, dün yediğim
iğrenç tatlıdan sonra. Nimete iğrenç denmez. O kültür düşünme. Kötü diyebiliriz. Araya rütük girdi. Of, bu bayağı iyi yani. Şurayı da göster bak. Hafize'ninkini de göster. Ben niye fotoğraf çekmedim? Ben direkt aldım. Şöyle. Burası şey, sergi gibi bir şey. Oo, kıyafetler giyilmiş. Gece partisi. Aynen. Nereye gidiyoruz arkadaşlar? Komandolar gibi dağda yürüyüp giyindik abi. Adamlara baksana. Benim için de içlik var. Onlar için bugün yaz. Değil mi? Bugün yaz değil mi? Yaz. Ama bir şey diyeyim mi? İçlik giymeseydim üşümezdim. Ama bugün sıcak yani. 17 derece gösteriyor. 17 derece. Kopenhag 0. Şey, abi bir şey söyleyeyim mi? Hayatımda ilk kez bu şeyde, 12. ayda, yılbaşında 17 derece gösteriyor. Ya bu arada yılbaşında normalde her yer kar olur yani. Ben galiba içliğimi en yakın tuvalette çıkartacağım bu için. Sen de. Aa, ne güzel yumuşam. Yumuşam güzelmiş bu ya. Gel bak, yaklaş. Öyle geçirdim. Thank you.
Arkadaşlar dün eve geldik. Fişeklerden sonra iki de evdeydik Uber'le. Havai fişekler falan filan. Uber'imizde bizi alan amca şeydi. Türktü. Bayağı muhabbet ettik falan filan. Sonra eve geldik. Ben böyle bir şeyler kemirdim. Açlıktan ürünüm. Sonra yattım. Telefonuma da bir şeyler oldu. Sinir oldum. Onunla uğraştım. Ben saat uyuduğumda 3 falan herhalde. Şimdi havalimanına denk geldik. Ayrı ayrı metrolara bindik hafızelerle. Ve hani planlasak olmaz. Aynı metroda denk geldik. Şimdi şey bekliyoruz. Check-in kontrolünün açılmasını bekliyoruz. Sonra bagajlarımızı verip şeye geçeceğiz. Tax-free'yi almaya gideceğiz. Kahve içeceğiz. Sen ne demek istiyorsun? Aşkım Berlin'imizi kıskanıyor muyuz? Ay Almanya'yı kıskanıyor muyuz? Almanya bizi kıskanmıyormuş abi. Biz mi Almanya'yı kıskanıyoruz? Bir hurafeymiş. Biz mi Almanya'yı kıskanıyoruz? Yani birçok kişiye sorduk. O popüler cevap mı? Büyük popüler cevap mı? Kıskanan insan rastlamadım. Abi bir şey diyeceğim. Burada 3-5 gün önce başladı havai fişekler. Dün zaten İnanılmaz havai fişek vardı. Havai böyle saklandık havai fişekten. Abi böyle bir bombardıman olamaz. Gözüme havai fişek külü falan kaçtı. Kör oldum zannettim. Herkes birbirini korumaya çalışıyor falan. Tam görsel şölen falan da aşırı abarttılar ya. Şu an sokakları görseniz var ya. Leş. Türkiye'de bu kadar bir leşlik olmuyor yani. İğrenç. Herkes evini koli koli almış havai fişek. Önüne gelen sokakta evin önünde patlatıyor. Her yer havai fişek çöpü, her yer alkol çöpü, her yer bira şişeleri kırılmış, bütün sokaklar falan. Hani Allah kolaylık versin, bugün temizleyecek olanları onlar. Yani bir de sabah 8'e kadar falan havai fişek devam etti. Allah'ım patla patla patla. Çok tuhaf bir ortam burası gerçekten. Sürekli patlıyordu. Bir de hani çoğu böyle patlamıyordu kendi patlattıklarını. Ne zevk alıyorlar bilmiyorum, sönüp gidiyor yani. Tuhaf bir memleket. Ama hala İtalyacıyız değil mi? Hı? Yani evet. İtalya insanı, İtalya. Şu an kirayı gönderiyorum da. Doğru. Kafamı karıştıracaksın, yanlış kişiye gönderiyorum. Bana gönder aşkım. Arkadaşlar, şunu söyleyebilirim. Abi Akdeniz ülkesi. İtalya, İspanya, Yunanistan. Değil mi? Başka bir şey diyor mu? Yani çok bizdenler ya. Çok bizdenler. Yani yok Alman. Almanlar çok farklı. Çok farklı bir kültür, samimiyet yok. Mesela en basitinden böyle bir şeyde böyle halka açık bir yerde masa var böyle büyük, yuvarlak. Onun orada herkes oturup geçebiliyor. Ben Hamza ile bir içi beklemek için işte şarabımı aldım, oraya koydum. Yani küçücük bir yer kaplıyorum, uzakta duruyorum zaten. Aşırı rahatsız oldular benden böyle üf püf falan. Saçma sapan. Bir şey daha anlatacağım. Az önce işte metroya binmeden önce bir sigara içeceğiz. Anamla çakmak istedik. Sigara sağlığa zarardır. Çakmak istedik. Anam böyle yaptı. Elinde sigara var, içiyor. No yaptı böyle sinirli bir şekilde. Karşıdaki adama sordum. Anam da sigara içiyor. No yaptı böyle sinirli bir şekilde. Ama diğeri bayağı sinirli. Ben dedim ki Allah Allah ya sigara içiyor falan, niye vermiyor? Sinir ırkçılık mı yapıyor falan. Sonra adam geldi dedi ki sorry no English. Ben Alman falan diyor. Azıcık Türkçe biliyor herhalde. Ben Alman. İşte bana bize diyor ki yeni geldik zannetti. Elinin avucuna böyle parmağını dikiyor. Burası center diyor. Buradan her yere gidersiniz gezin falan. Çocuğunuz var mı diyor. O gidiyor 2 dakika sonra tekrar bir şeyler diyor. Büyük ihtimal utandı. Yanlış anladığımızı düşündü. Kanka olmaya çalıştı. Neyse öyle işte. Tek tatlı Alman oydu diyebilirim şu ana kadar. Ama dün gece Hamza bütün mekandaki herkese kanka oldu. Hatta bir çocukla birbirlerine fak fak gülerek fak fak diye bağırıyorlar. Çok saçmaydı ortam. Yolladın mı? Sen niye çocukla fak fak diye birbirinize bağırıyorsun? Hiç hatırlamıyorum. Öyle bir şey olmuş. Öyle bir şey yaşanmış.
Çocuğa fuck you diye bağırıyor. Çocuk buna fuck you diyor. Ama gülüyorlar, çok saçma. Arkadaşlar dün girdiğimiz ortamı görseniz. Çok tuhaflar. Çok tuhaf ortamlar. Adamlar kavga ediyor ama sevdiği şarkı çıktı diye ona da eşlik etmek istiyor. Kavgayı da bölmek istemiyor. Oynarken karşıdakine yumruk sallıyor falan, böyle değişik bir ortam. Neyse, hadi görüşürüz.